Nasıl? Buraya girmeyi planlıyorum artık videolara. Artık videolara böyle gireceğim. Bence güzel abi. Bu koltukta çekmeyi planlıyorum artık. Evet, anladım. Bunu da buradan duyurmuş oldum. Ve videoya farklı girmek dışında başka bir şey daha yaptım. Başka bir farklılık daha var. Pijama yok. Çak. Bugün bir hareket öğreteceğim. Basıktan da gördünüz. Hala telaffuzunu bilmiyorum. Andrew. Reticle. Hareketin ismi Radical. Doğru söyledim mi? Daha çok T sesi değil de. Radical. L değil. D mi sen? D mi? T. Radical. Evet. Tamam. Radical. Şimdi hareket hakkında birkaç bilgi vereyim. Tarihçesini bilmiyorum kimin bulduğunu falan. Ben direkt tutorialından öğrendim. Hareketi yaparken premium, linoid bir de smooth finish desteleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü daha rahat yapıyorsunuz, güzel oluyor. Yani diğer, tabii ki diğer finishlerde de çok rahat yapabilirsiniz. Air cushion finishle falan ama ben sadece hareketin en yatkın olduğu finishler bunlar. Söylediğim gibi smooth finish bir de premium finish bunun için çok uygun. Linoid finish de çok uygun. Ama bunların dışında hareket neyle güzel duruyor derseniz bu bencesi, işin bencesi. Bir, harekete farklı bir tatlılık katıyor. Hareketi şimdi göstereyim şöyle, görünüyor mu? Hı, aynı bal gibi. Anladın mı? Bir, arı, tamam, bal. Sus. Çok güzel, sus, tamam. Bence. Yani şu şekilde duran bir hareket gerçekten bir de çok tatlı duruyor. O yüzden bu videoyu bir de devam edeceğim. O zaman açı değiştirelim, gel. Şimdi hareket için bilmeniz gereken hareketler bir swing cut, index push over, Z grip. Bu kadar. Başka bilmeniz gereken herhangi bir hareket yok. Ama yine de zor bir hareket. Yani sadece bu üç hareketi yapıp bunları öğrenip yandan bu harekete gelip bunu yapmanız çok zor. O yüzden kare sıra hakkında biraz daha tecrübeniz varsa eğer daha rahat sizin için. Şimdi öncelikle bir swing cut açıyoruz. Ondan sonra sol elimin işaret parmağıyla bir tane daha swing cut açıyorum şu şekilde. Yani şöyle bir hareket ortaya çıkacak. Bunu tabii tek de şu şekilde açabilmeniz lazım. Tabii başta bu şekilde yapabilirsiniz. Önce bunu sonra bunu açarak. Ama şu şekilde öğrenirseniz daha rahat. Daha şık daha doğrusu. Tamam, güzel. Bunu yaptık. Şimdi kardeşler değinirseniz bunu yapmakta zorlanacaksınızdır. Sol eliniz durduğu yerde duracak ve sağ eliniz aşağı doğru inecek. Şu hareketi yapacaksınız yani. Ve aynı zamanda alttaki desteği orta ve baş parmağınızda tutacaksınız. Alttaki paketi daha doğrusu şöyle. Yeniden buraya getiriyorsun. Göstereyim bir daha. Bunu indiriyorsun aşağı. Sonra şu iki parmakla buraya alıyorsun. Şu açıdan göstereyim. Bu. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu bir Z grip'e çıkıyor. Direkt Z grip'le de başlayabilirsiniz harekete ama hareketin orijinalinde Z grip yok direkt. Böyle yapıp bu şekilde Z grip'e geçmek var. Bir de scissors cut bilmeniz lazım. Şu hareketi de bilmeniz lazım. Söylemeyi unuttum hareketin başında. Onda çıkan iyi butonlarından izleyebilirsiniz. Güzel. Şimdi geldik buraya. Sonra burada bir index push over yapacağız. Şu şekilde. Yaptık. Sonra şu hani şu paket var ya. Şu an baş parmağına dokunduğum paket. Bunu sağ elimizle bırakacağız. Sol elimizin baş parmağına. Yani şu baş parmakları değiştireceğiz. Şu şekilde. Bir daha göstereyim. Bunu açıyorsun. Açarken bırakıyorsun buradan. Bunu çıkartıyorsun. Buraya bu baş parmak geliyor. Tamam. Burada yapmanız gereken şey şurada bir scissors grip. Scissors cut pardon. Scissors cut'ı da biliyorsunuz zaten. Sonra açtığınız swing cut'ı aslında bu farklı bir swing cut tekniği ama ben size burada göstereyim. Çok bir şey yok zaten. Açtığınız swing cut'ı geri çekiyorsun. Sonra orta parmağın yardımıyla dik bir şekilde açıyorsun bir daha. Bir daha göstereyim. Aynen. Şu pozisyona getiriyorsun. O sırada burada yaptığımız hani şey vardı ya scissors cut. Bunu scissors cut'ı yaptıktan sonra açacağız ve baş parmağı şuraya getireceğiz. Bir daha göstereyim. Burası birazcık zor. Başta eliniz zorlanacaktır bunu yaparken. Scissors cut'ı yaptık. Sonra baş parmağı şuraya getirdik. Şu şekilde. Bir daha göstereyim. Sadece sol elle göstereceğim bu sefer. Scissors cut. Sonra şuraya geldim. Umarım anlaşılmıştır. Çünkü ben ilk izlediğimde gerçekten ne olduğunu anlamamıştım. Sonradan kavradım.
Güzel. En baştan başlayalım. Swing cut, Z grip, sırt cutla aynı anda olan bir tane index pushover. Sonra şu swing cut'ı şu pozisyona getiriyoruz. Burada index pushover'ı bir geri çekeceğiz. Ondan sonra orta parmakla dik bir şekilde çıkartacağız onun yardımıyla. Asıl mevzu burada. Burada parmağınız direkt köşesinde oluyor kartın. Bu da demek ki şurada sizin parmağınızın hareket edebileceği bir yer var. Yani ne demek istiyorum hareket edebileceği bir yer derken. Bunu şu baş parmağımıza sabitleyeceğiz ve çevireceğiz. Bir daha göstereyim. Aynen bu şekilde. Bu pozisyona geldikten sonra burada bir tane daha index pushover yapıyorsunuz ve bu kadar hareket. Bir daha göstereyim. Bir de bunun bir closer'ı var. Şu şekilde. Şimdi hareketin closer'ına geçelim. Şu yüzük parmağımızla orta parmağımız sağ elimizin arasında duran kartı şu şekilde tutacaksın abi. Şu iki parmağın arasında tutacaksın. Tabi sol aksan dediğimin tam tersini yapıyorsun. Ben sağlak olduğum için sağ elimle gösteriyorum. Şimdi şu kartı tuttuk burada. Daha demin sıkıştırdığımız kartı. O sırada bu paketi kapatıyorsun. İstediğin gibi kapatabilirsin. Direkt böyle gel kapat. Sonra bu kartı koyuyorsun. Elinde olan şu index pushover'ı koy. Burada da kart bu şekilde duruyor ya. İşaret parmağını aşağıdan çevirirken yukarı kaldırıyorsun kartı. Ve şu şekilde bir kaldırıyorsun. Bir daha yani. Bunun ismini tam bilmiyorum ama bu şekilde bu. Aynen. Bunu yaptıktan sonra kartın dönmesini sağlayarak yani baş parmağınızla yavaşça bırakarak bir daha göstereyim son kısmı. Aynen. Hareketi en baştan flat bir şekilde alalım bir daha. Rolation cut refleksten oluyor. Bunu yapmanıza gerek yok aslında. Tamam o zaman. Umarım sizin için yardımcı bir video olmuştur. Diyebileceğim başka hiçbir şey yok. Hareketle ilgili yapamadığınız bir şeyler olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Biraz daha kapsamlı bir şey sormak istiyorsanız ekranda çıkan Instagram adresimi de gidebilirsiniz. Oradan da yardımcı olmaya çalışıyorum diye atanlara. Teşekkür ederim o zaman. İzlediğiniz için. Görüşürüz.